senin aklına gülsün. E yem vermedik bu fukaralara ya. Geldim, geldim. Heh. E insan gıdaklar değil mi? Aklıma gelmese 3 gün aç kalacaksınız böyle. Allah iyiliğinizi versin. Yiyin, yiyin. Hadi. Heh. Hadi yiyin. Yumurtlarsanız iyi olur. Ama yumurtlamasanız da dünyanın sonu değil. Rahatınıza bakın. Hah, hadi. Aman da kirazım benim. Evimin direği benim. Ah, nasılsın bakayım? E o orada bağlı, sen burada değil mi? Öyle işte. Salıversek de kavuşsanız, koklaşsınız olmaz mı? Olur. Ama dünya dediğinin düzeni bu, ne yapalım? Aha bende kaldı mı evlat çocuk? Kalmadı. Kalmaz kirazım, kalmaz. İnsan olursun, gurbet çıkar, ayrılık çıkar. Senciliğin ağzı var dili yok, hayvan olursun. E bağ çıkar, düğüm çıkar. Böyle işte. Neyse. Ufacığın da hakkını veririz canım. Biraz sabretsin. Şu işimizi bitirelim de. Ha? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aman kirazım, beni de görmeyiver. Deme yani. Kocaman kadın yaşını başını almış türkü tutturur diye. Kınama beni ha. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Oh. Ay gideyim de yanacıklarını bir ısırayım şunu. Hadi. Bismillah. Tamam, dur. Dur, yapma kızım. Yapma canım. Tamam, yapma güzelim. Oo, yapma bir tane. Tamam. Seher, ne oldu buna kızım? Niye ağlıyor? İçeride durduramadım Gülsüm abla. Yıktı vallahi ortalığı. Biraz hava alırsa iyi gelir dedim ama nafile. Ateşi var mı? Dur bakayım. Yok. Hadi kızım, hadi içeri gir. Hadi. O ağlama bebeğim sen. Kıyamam ben sen. Hadi. Seher, bırak şimdi kızım. Bak çantada süt var. Çıkarken kaynattım da. Doldur hemen biberona da verelim şu yavrucuğa. Hadi. Seher, ne zamandır aç kızım bu çocuk? Zaten 2-3 gündür şekerli su verdim abla. Ama o bile bitti artık. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağımı bilmiyorum Gülsüm abla. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ama beslenemiyor. Bakamıyorum ona. Sütüm de yok. E kızım sen olmuşsun zaten iğne iplik. Hey Allah'ım. Bundan sonra daha sık gelirim, merak etme. Bende ne varsa yarısı sizin. Allah ne verdiyse tam ortadan böleriz ikiye. Şirinciye de yeter, sana da yeter, bana da yeter. Üzülme artık, hadi. Anne!
Anne! Ya ne yiğit kadınsın be anne. Ay. Hay Allah iyiliğini versin. Sen miydin o? Annem. Oğlum büyümeyecek misin sen? Şu zevzekliğine bak. Gel oturalım şöyle. Yine yardım turundan geliyorsun herhalde. Yok canım, nereden çıkarıyorsun? İçeriye de göz attım ama. Hem ben bilirim seni. Çok zor durumdalar Salih. Allah yardımcıları olsun. Kim? O bebeği olan kadıncağız mı? He o. Kimi kimsesi yok mu anne? Yok ya oğlum. Bir yaramaz kocası vardı. O da hiç yüzünden girdi mapusa. Bu kızcağız böyle el kadar bebeğiyle kaldı ortalıkta. Ne yapıyorlar peki? Ne yapacaklar? Taş bağlıyorlar karınlarına. Kız neyse de. Bebeği bir görsen Salih. Bir görsen. Üzülüyor insan be anne. Bana bak. Elinden dişinden ne artırırsan getir, götürüp vereyim şunlara. Olur anne de, bizim gibisinden ne artar ki geriye? Gidip kaldırımda bekliyoruz işte. Gelip de iş var diyen olursa ne âlâ. Yoksa bizim halimiz de duman. Neyse siz evinizi çekip çevirin de. Anne, Ayfer'le olan durumunuz çok üzüyor beni. Üzülecek ne var oğlum? Kaynanasını kapı dışarı eden ilk gelin senin karın değil ki. Boş ver. Oğlum gelsin. 40 yılda da olsa kapımı çalsın. Yeter de artar bana. Üzülme sen. Şu ilaçlardan alacaktım. Bunları alıyorsun ama bir daha götürsen şu çocuğu. Böyle göz kararı olmaz. Yazık oluyor çocuğa. Biz antibiyotik ağrı kesici veriyoruz ama bir doktorun bakması, hatta hastanede yatması lazım bu yavrunun. Ne yap yap, götür bu çocuğu. İlahi Gülsüm, yaşın kaçlara gelmiş, hala tir tir titriyorsun. Rüya bu Gülsüm kadın, rüya. Bildiğin düş. Kalk besmeleyle, sol tarafına şöyle 3 kere tükür. Sonra al tazecik abdestini, kıl teheccüdünü, uzan bebekler gibi uyu. Kafa işte seninki de kafa. Ya acaba şu kızcağızla bebeğine bir şey mi oldu? Hay Allah'ım yarabbim. Aman
Aman da kimler gelmiş? Uyuyor mu? Uyudu abla. Yürüyünce biraz iyi geliyor herhalde. Geç geç. Yatır içeri hadi. Sonra da gel şurada oturalım biraz. Hey Allah. Ne bahtsız çocukmuş bu ya Rabbi. Gel şöyle. Gece pek kötü rüyalar gördüm. Seher, ne oldu kızım? Gülsüm abla, ne yapacağım ben Gülsüm abla? Yavrum ne oldu hele söylesene. Bebeğim, Şirin'im. Ölüyor Gülsüm abla, ölüyor. Ağzından yenersin kızım. O nasıl söz öyle? Hastalık her çocukta olur yavrum. Öyle değil abla. Gittim, doktor gördü. Para lazım abla, para. El açmadığım yer kalmadı. Hapisteki hayırsıza bile gittim. Yok, yok, yok. Bir an önce bakılması lazım Şirin'ime. Bir an önce abla. Ne kadar gerekiyormuş? Anne, sen delirdin mi? Kirazı satarsak sen ertesi gün ölürsün Allah korusun. Ay niye öleyim canım aa? Anne tamam. Yani bence de bu yaştan sonra davar inek senin neyine? Sat sav rahat otur yerinde. Ama duramazsın ki be anacığım. Vallahi ertesi gün ağıtlar yakarsın ardından. Sen dediğimi yap. Buzağlı inek işte alıcısı çıkar. İyi de para etse gerek. Hadi hadi. Of. Bulmasına buluruz da Allah aşkına anne şu işin aslını faslını bir anlatsana bana. Para lazım oldu işte oğlum. Ben veririm anne. Yani ineği satmaya ne gerek var? Oğlum öyle pek az para değil. Hem sen bana 3 kuruş versen maazallah Ayfer oracıkta parçalar seni. Neye lazım para anne? Seher. Seher'in bebeği için. Niye? Hasta mıymış? Evet. Hem de çok. Yeşil kart falan olmuyor mu? Başka bir çare bulsak? O kadar vakit yok oğlum. Hem araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur. Şimdi şu anda bir şey yapmak lazım çocuk için. Ay Allah. Oğlum boş ver. Çok düşünme önünü sonunu. Git bul bir alıcı. Şu işi hallediverelim. Hadi. Peki anne. Salih. Hemen bugün bul oğlum. Parayı hemen alalım. Varsın 3 lira aşağı olsun. Anladın mı? Tamam anne. Merak Hadi. Etme sen. Ne yapalım Kiraz'ım? Sen varır gidersin. Bir başka yerde sütüne kaymağına devam edersin. Ben seni görmeyi veririm. Konuşmayı veririm ne olur. Tek şu çocuk kurtulsun. Solup gitmez. Kurtulsun. Kurtulsun. Kurtulsun şu şirincik be Kiraz'ım. Allah razı olsun. Sağ olasın. Al bakalım paramı. Bereket versin. Bereket edin. Hadi iyi günler. Ya. Al anne tamamdır. Anne tamam artık. Annene bakma sen. İneğin ardından ağıt yakan bir kocamış kadın da gitsin. Parayı al anne. Onu hemen götür. Koşa koşa git hatta. O kızcağıza ver. Lazımsa taksi çevir bir an önce götürsün çocuğu. Ha bana bak. Paranın nereden olduğunu sakın söyleme. Bir yerden bulduk işte. Derhal hastaneye gideceksin git. Tamam mı? Salih. Düşmüşe el uzatmak. En iyisi budur oğlum. Denir ki cennetten dünyaya sarkan bir ağaç dalıymış cömertlik. Tutunursan kurtuldun say. İyi yaptık oğlum, iyi yaptık.
Şirin. Şirin nerede kızım? Şirin çok iyi abla, çok iyi. Hastanede bir iki gün daha tutacaklar. Ama kurtuldu, kurtuldu Şirin'im abla. Allah'ıma şükürler olsun, şükürler olsun. Eve gelmiştim temiz çamaşır alayım diye. Sana da uğramak istedim ablacığım. İyi ettin, pek iyi ettin. Salih paranın kimden olduğunu söylemedi Gülsüm abla. Bu sen alamazsın değil mi? Ne güzel kızım. Keşke bende o kadar para olsaydı da verseydim. Ya. Hem nereden geldiyse gelmiş işte. Şirin kurtuldu ya, sen ona bak. Öyle öyle, çok şükür. Neyse, hadi bana müsaade, geç kalmayayım. Güle güle kızım, güle güle. Az veren candan, çok veren maldan demişler ayol. Kimi dünyayı sever de ondan bir çöp veremez. Sen bir ağzı var dili yok ineciyi sevdin de yine de verdin gitti. Gitsin kız Gülsüm, gitsin bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.